Orada telefon vardı. Var mı orada telefon? Yok abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavatı. Mesnevi Nuriye 212. İki farklı mevzu. İki tane farklı. Birincisi, ilem ehvel aziz. Tevfik ilahi. Ne demek tevfik ilahi? Allah'ın yardımı olan adam. Tevfik ilahi. İlahi yardım alan adam, tarikat berzağına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Tarikat bir berzahtır. Hakikate geçmek için berzahtır. Yani bir geçiş yöntemi, yol olmakla beraber bir ara boşluğu, ara geçittir. Direkt değildir. Yani şeyhine tabi olmak zorunda. Direkt hakikate muhatap olamaz. Direkt Allah'tan, Kur'an'dan muhatap olamıyor. İlo gösterdiği kadar, elinden tuttuğu kadar, müsaade ettiği kadar yürüyebiliyor. Dolayısıyla tarikat hakikate gitmek için bir berzahtır. Ara geçittir. Oraya girecek mecbur. Tarikata giden. Mesela şeyhinin dışında bir evrat okuyamaz. Okuyamaz. Hatta çok tuhafıma gitti. Dedim ya bu fıkıh bana soruyorsun dedim ya. Burada sen halifesin. İnsan ilmi Ömer nasıl bilmeni okumaz mı dedim. Ömer nasıl bilmeyi ya? İlmi al bu. Fıkıh da değil. İlmi al. Fıkıh değil. Fıkıhtan tercih edilmiş mevzular demektir. Gündelik hayat demek. İlmi al. Hal ilmi. Hal. Yaşantı. Ne dese inanırız? Biz dedi senin gibi değiliz ki dedi ya. Biz şeyhimiz müsaade etmedikçe biz okuyamayız o kitabı. Ya Allah farz kılmış ya. Kimden alacaksın? O bilmiyor mu diyor. Diyecek bir şeyim kalmadı. O derece ona bağlılar, ondan üstüne hiçbir şey yapamıyorlar. Yapamaz. Yani bağlılığı nispetinde şeyhinden gram dışarı çıkmaz, çıkamaz. Onun için direkt tevfik ilahi, refik olan adam tarikat berzağına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Mesela zahir nedir? Zahir nedir Abdullah? Zahirde nasıl hakikate geçer mesela? Olayların görünen yüzü. He. Bir de hikmet yüzü. Arka yüzündeki hikmet yüzü. Mesela bir tane bana uygula bir tane. Film var mesela. Film. Arkasında bir 1-0-0-1-0-0'lar. Onun hikmet yüzü. Fakat zahir yüzünde herkes muhatap olabilir. Arka yüzüne hikmet nazarıyla bakan. Bakabilir. Aklını, İlmini o istikamette kullanıp hikmet nazarıyla görünene hikmet nazarıyla bakar. Allah'ın bak dediği gibi bakar. Mesela elmayı uygulasak. Elmayı uygula şimdi. Elma insan da yese aynıdır. Tad alır. Sığır da yese tad alır. Ama insan elini alır bakar. Tadı diline göre. Kokusu burnuna göre. Letafeti hissiyatlarına göre, gıdası vücuduna göre ve bunu yapan şahıs, bunu yapan zat kast ederek yapmış. Bir irade, kasıt söz konusu, o kasıt da kendisini gösteriyor. Hikmetle onu görür, elmaya bakan. Hikmetle bakan. Zahirden hakikate, yani zahirden esmaları okur yani. Esma yoluyla musemayı bulur. Mesela 25. sözü okuyan, 25. sözün mevzusu nedir? Kur'an. Kur'an.
Vay be ustad ne demiş diye mi hatıra geliyor? Allah Allah. Allah ne diyor ya? Mesela miracı okuyan 31. söz. Mesela 10. söz haşri okuyan. Mesela 22. söz tevhid delillerini. Allah'a bak. Direkt Allah ile muhatap oluyor. 25. söz okuyan direkt Kur'an'la muhatap oluyor. Yani bir berzaha girmeye, bir başkasının dilinden öğrenmeye, onun müsaadesi kadar okumaya, anlamaya ihtiyacı yok. Mesela misal için söyleyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz Polatlı'da. Üst abi bilirsiniz. Benim hocam onun yanında kalmış, büyümüş 16 sene. hayat hakkında mesela abi ben hiç öyle anlamıyorum onu dedi. Ben böyle anlıyorum. Bir daha hayatın değişik boyutunu işte malum bizim meşgul olduğumuz sahada. Olur, kaldırır bu mana mertebesi nihayetsizdir. Kimse diyemez ki onu o kadar niye anlıyoruz. Bak böyle mukabele etti. Zaten etmek zorunda. Böyle olur zaten. Ama tarikat da böyle değil. Rey beyan edemezsin. Rey karşı rey beyan edemezsin. Dendi bitti. Öyle yapacağız. Zaten tarikat budur zaten. Gassal elinde meyit. Evet. Gasilhanede gassal, cesedi yıkayana gassalcı deniliyor. Onun gibi meyit gibi olacaksın. Ölü nasıl yıkıyoruz? Yıkıyor. İtiraz etmiyor. Hiç itiraz etmiyor. Sıcak su döktün, soğuk su döktün. Evet, Kur'an'dan hakikat-ı tarikatı, Kur'an'dan hakikat tarikatını tarikatsız feyiz suretinde gördüm ve bir parça aldım. Gaye ne peki şeyhte? Feyiz almak. Direkt hakikatta muhatap edemiyor da. Dolayısıyla işte Kur'an'dan Risale-i Nur vasıtasıyla ustad hakikat tarikatını. Tarikat nedir? Lugat manası? Yok. 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 Evet. Hakikat yolu hiç berzah istemez. Yani aracı istemez. Sahabe yolu da budur. Direkt Kur'an'la muhatap olmuş sahabe. Birisinden ders almaya ihtiyacı olmamış. Sahabe böyledir. Buna direkt vahiy geliyor. Başka şey yok ki zaten. Yok, sahabeye vahiy gelmiyor ki. Hayır, saygım da Peygamber selam vasıtası vahiy geliyor ve o da aktarıyor yani. Aktarıyor. Araziye ihtiyaç yok ki o dönemde. Şeye de ihtiyaç yok mesela. Tabiine de ihtiyaç yok. Tebe-i tabiine de ihtiyaç yok. Sonra gide gide Kur'an'ın ruhundan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ruhundan uzaklaşarak çeşitli berzahlar araya girdiği için Emeviler zamanı. He? Emeviler zamanına kadar. Baş Emevilere kadar bu tarikatsız gidilmiş. Emevilerde berzahlar girince artık birisine ihtiyaç duyulmuş. Yani biz de Aleyhisselam'dan sahabi gibi Kur'an'ı hakikatını anlamış, yaşamış olmuş olsa diğer şeylere gerek yok anladım. Evet. Yani direkt Kur'an'a muhatap oluyor. Risale-i Nur'a okuyan. Direkt Resulullah'tan ders alıyor gibi oluyor. Yani benim şeyhim alırsın dağın tepesine, ağacın tepesine dersini alırsın. Gaye ders almak değil mi? Gaye batındakileri inkişaf ettirmek değil mi? İşte bu İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında en son mektubunda diyor ki direkt diyor, bak yerini söylüyorum. 256. mektubun yoksa en son mektup işte. Direkt diyor, Kur'an'dan ve Allah ile muhatap olmak asıl saadete has idi. Bir de diyor, ahir zamana yakın Mehdi Azam'da olacak diyor, cemaatinde olacak diyor. Aynen görün. Yer söylüyor.
Bir de dedi Mehdi'nin cemaatinde gözükecek diyor. 76'da da üstada yazmış. 76. mektubunda Mirza Bediüzzaman'a diye. Bir de başka bir mektup da var. 54 müydü? 53. He? 53 mü? 53. mektupta da var. İki tane. Mirza Bediüzzaman'a diye. Burada hakikati anlatıyor o son mektupta. Yani bir asr-ı saadette olmuş, bir de ahir zamanda olacak diyor. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyi okumaksızın ishal edici bir yol buldum. Bu da çok ilginç. Çok ama, çok tuhaf. Ben mesela bunu. Zahiri ilimleri, yani Kur'an'ın bir hakikatini anlamak için zahiri ilimler en az 15 sene tahsil edilmesi lazımdı. Medrese usulü vardı. Doğuda. Hasan biraz onda pinekledi ya. Yani 15 sene okuyacaksın Arapça. Usul okuyacaksın. Usulü fıkıh okuyacaksın, usulü hadisi vesaire. En az 15 sene tahsil yapacaksın. Sonra Kur'an bana ne diyor, Resulullah ne diyor diye. Meal o da. İçerisi değil ha. Meal kimlik kartı gibidir. Cilt no, sayfa no, anne baba hane, anne baba isim bunlar işte. Nüfus kağıdı. Yani meal verebilmek, Arapça bilmeyi değil. Meal vermek. Artık ona gerek yok ki. Açarsın. Ha meal. Ha Kur'an'ın içerisini anlamak için daha ömür vereceksin. Şimdi diyor ki maksudu bizzat olan Kur'an'da takip edilen gaye zahiri değil ki. Yani zahiri amelde olur. Maksudu bizzat olan Kur'an'ı vermek istediği o içerisindeki derin manaları, mana mertebelerini, ulûm-u âliyeyi, yani alet ilimlerini okumadan direkt ishal edici bir yol buldum diyor. Allah ikram etmiş. Yani Arapçayı, mesela doğru dürüst Kur'an da okuyamıyor. İnnur talebesi veya talebe, sanat okulundan, liseden şuradan geliyor. Açıyor Asya'yı Musa'yı, direkt Kur'an'dan dersini alıyor. Direkt ha, efendim, emredersiniz efendim, şefim, tamam, demiyor. Ben bu koltukta okuyorum. O da, o liseli genç orada dersini okuyor. Alıyor dersini, notlarını aldı, baktım çantaya koydu, çekip gitti. Yani, Kur'an oku desen okuyamaz ha. Gelmiş lise bir çocuk. Kur'an'dan direkt dersini alıyor. Kur'an'da. Yani alet ilimlerini okumaksızın ishal edici bir yol bulunmuş. Niçin? Yani niçin bu asra böyle bir özellik verilmiş? Çünkü seyri hüseyir olan bu zamanın evladına seyri hüseyir hızlı hareket eden bu asrın evladına çok aşırı hızlı. Şimdi hangimiz 15 sene Arapça okumaya zamanımız var? Yok ki. Gözünü açıp kapatıyorsun, gece gündüz oluyor. Seyri seyir asır olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir tarıkı, bir yolu ihsan etmek rahmet ilahiyenin şanındandır, şanındandır. Seyir-ü seyir olan bu asrın evladına kısa ve selametli bir tarıkı, bir yolu ihsan etmek rahmet ilahiyenin şanındandır. Ondan. Ne yapacaktık şimdi? Sen bir hakikati öğrenmek için 15 sene şimdi nasıl medrese gidecektin Tillo'ya? O da meal öğrenecektin. Keyfiyetine, kününe, mana mertebesine, mana derinliğine, inceliğine değil yani. Mana mertebesinin nerede? O ancak ve rasihune fil ilm. İlimde rusuf peyda edenler bilir. Ama bir sürü oyalanma olacaktı. Oyalanmayı da görüyoruz. Bu birinci mevzuydu. Sorusu olan sorabilir bunu. Konu değişiyor. Başka bir konuya geçiyoruz. İlem eyyel aziz.
Bu çok da, bu da antika bir de şey, ikinci mevzu. İnsanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan, bak şimdi hani dün akşam da mı sormuşlardı? İnsan nasıl gaflete düşer? Bildiği halde nasıl böyle hareketi gelemez? Yani biliyor ama idrak edemiyor, şuur edemiyor, intikal edemiyor. Bak, insanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan, gaflete düşürüp Allah'a ubudiyetine mani olan neymiş? Cüz'i nazarını, cüz'i şeylere hasretmektir. Cüz'i nazarını okumamışız. Her bir rastladığımız dünyadaki hadiseleri, olayları tek tek resimliyoruz. Yani külli olarak, bütünlük için onu göremiyoruz. Mesela niye başıma böyle geliyor deniliyor. Ailevi sorunları, ailenin bütünlük içerisinde veya kişiden kişiye değil, böyle dedin diyor, hemen arakayı kesiyor. Ya o arkadaşım, o kardeşin ve akraban, komşun vesaire, bütünlük içinde bak bakalım. Yani ta bu tarihe kadar seninle münasebeti içinde ne kadar iyilikleri var, ne kadar kötülükleri var. Tart, ona göre davran. Yani bizi gaflete düşüren ve Allah'a ubudiyette mani olan cüz'i nazarımızı cüz'i şeylere hasretmekten kaynaklanıyor. Yani külli bütünlük içinde tek şeye bakamıyoruz. Olayları tek tek. Şöyle düşünün. Film başladı, bitti. Herhangi bir karenin, bunun içerisindeki herhangi bir karenin manasını ancak bütünlüğü bilen bilir. Tek bir kare, tamam mı? Tek bir adam, bir tanesi, bir resmi var böyle. Nedir? Böyle duruyor. Bütünlük içinde eğer bunu seyretmesen, akıcılık içinde, başı sonu, bu resmin hiçbir senin için mana ifade etmiyor. Ancak ihtimal olur. Kardeşim, ama diyeceksin ki ben bütünlük içinde nasıl nazarımla cüz'e bakacağım? Bütünlüğü nazarında olan Kur'an bakışıyla mümkün. Kur'an'ı bir nazarla. Mesela bir misalini okuyayım. Ehadiyet, bahadiyet ilişkisi. O biraz daha biraz daha. Bak diyor ki, bu ne, nasıl yansıyor Mehmet Ali? Şöyle. Nereden alayım? وَلَوِتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Mesela, senin isteğine göre Allah bu kainat idare etse, istediğin gibi olsa, ne olurdu? Sadece rahmet noktasında olsa, hiçbir olmaz. Hani bir tanesini öyle dedim de, köpek diyor nazarı ne olur? Yağmur yağmasını istemez gökten dedi. Kemik yağmasını isterdi. Bir konu senin ise, her senin isteğin, duan kabul olmuş olsaydı bugün burada olur muydun? Hayır. Aferin, kaç yaşındasın? 13 yaşında, hayır diyor. Şimdiye kadar ettiğin duaların hepsi kabul olsa burada olmayacaktın. Ey müteşekki, ey kainatın bütünlük içindeki en ufak bir hareketin hikmetini anlamayıp itiraz eden kardeşim, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Ya olmaz ya. Niye böyle oluyor ya? Allah Allah ya. Bunlar niye başıma geliyor ya? Senin hayatının bütünlüğünü nazarında değil ki. Yani ta sana bakılırken ezelden ebede kadar sana yapılan muamele dünya için değil ki sırf. Ahiretin bir, sırf ahiret için değil. İnsanın içsel donanımı var, enfus alem. Nice nihayetsiz
istidat ve kabiliyetlerimiz var. Her bir istidat ve kabiliyetin de nihayetsiz meratibi var. Bunu ortaya çıkarıp uyandırmak gerekiyor. Aynadarlık gerekiyor. Esma'ya aynadarlık gerekiyor. Donanımı yani çekirdek halinden ağaç olmamız iktiza ediyor. Sonra nazargâh-ı ilahiye kendimizi teşhir etmek isteniyor. Ahireti mezrası oluyor. Şimdi sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini, küçük bir, ben olsa ya, küçük bir hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kainatın bütünlüğü içinde olmaz. Yanlış. Eksik ya. Fazla oldu bu. Az verildi bu. Biraz da verecektin ya Rabbi haşa. Öyle biraz da verecektin ya, bu kadar olur mu ya? Zenginsin ya Rabbi sen ya. Zenginsin. Ya benim için çok mühim ama senin için hiç önemli değil. Lan ver işte ne olacak ya? Olmuyor işte öyle. Mesela bir misal vereyim, sorunu alacağım. Nefes almak çok iyi değil mi? Öküz deliği gibi atsak şimdi burunu. Çok hava girer ama bu deliğin çapı, hacmi, çapı ciğere göre yapılmış. Bunu arttırırsan ciğer patlar. Traktörün havasını bisiklet lastiğine basmak gibi olur. Efendim bir şey değil. Cenab-ı Hak dileseydi bize dünyada cennet yerde yaşatırdı. Yaşatırdı. Ama hikmeti burada bu ihtiyaçlarımızla işte boğuşmak mı diyelim, ne diyelim ona. Yani kardeşim cenneti yaşatmaya gerek yok ki, cennetteydik zaten. Zaten cennetteydik. Yani bunu yapardı ama cennette olan adam cennette olduğunu bilemeyecekti. Cennette olan adam cennette olduğunu bilemez. En zor iş suyun içinde olan balığa suyu ispat etmektir. Bir daha söylüyorum. En zor iş suyun içinde olan balığa suyu ispat etmektir. Cennette olan adamın kuvalarına, donanımlarına, istidat ve kabiliyetlerine adeta monotonlaşır, kayıt altına alınmış olurdu. İnkişaf etmez ki. Meratip çıkmaz. Senin kuyruğuna kimse basmıyor ki orada. Hiçbir şey anlamazdık. Neye benzerdik biliyor musun? Çok özür dilerim, affedersiniz ama yani buradaki sır nasılsa biz cennette öyle olacaktık. Hiç yer içe yeter. Yani ne kendinden haberdar, ne bulunduğu yerden haberdar. Hiçbir şeyden haberi yok. Haberi yok yani. Kıyas edemiyor ki. Mesela balığa deksek ki bak Allah'a şükret ya. Suyun kesilmiyor. Bak devamlı ıslaktasın. Balık bey. Lütfen biraz şükret. Niye? Sudasın. Ne suyu? Ya sudasın işte. Allah Allah. Kuruluğu bilmiyor ki suyu anlatalım ona. Diyor ki biz nereye biliyoruz ki nereyi görene konuşuyoruz o zaman. Balığa diyoruz ki kardeşim, balık bey, suyun kıymetini bil. Ovalar, Afrikalar yanıyor susuzluktan. Ne su der yani? Güneşin içerisinde bulunan melaikeye sorsan, söylesen, kardeşim Allah'a şükret, üşümüyorsun, ışığın kesilmiyor, devamlı soban yanıyor, aydınlık var. Şükret. Ne aydınlığı ya? Ya aydınlık be kardeşim. Aydınlığı için değil. Ya aydınlık işte kardeşim işte aydınlık. Aşığı aydınlık yani. Ne aydınlığı ama kafayı neydi ya? Ne aydınlıkla bahsediyoruz? Güneşin içindesin. Karanlığı bilmiyor ki aydınlığı anlatalım. Bir şeye müdahale, zıttı müdahale ederse meratipler çıkıyor. Bir şeyin mertebelerin çıkması zıtların müdahalesi iledir. Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini, cüz'i isteğini, külliyat-ı kainata, kainatın bütünlüğü içerisinde mühendis mi yapıyoruz? Ya Rab bu tuz sinavı biraz fazla oldu gibi. Ya Rab beni mi buldun yani kanser? Beni mi buldun ya Rab diye isyan türküleri var.
kokmuş olan zevkini kokmuş. Nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki? Zannettiğin nimet nimet olmasın. Çocuk ne bilir ne istediğini? O nimet, iyi zannettiğin şey bela olmasın. Bak bakalım neler, iyi dediğim şeyler başımıza neler sarmış. Senin ne kıymetin var ki? Sineğin kanadına muvazi olmayan, denk olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin. Yani senin ne hevesin var yani bütünlük içinde? Çünkü Allah kainata Allah'lık yapıyor. Unutmayın bunu. Lazımdır ki böyle olsun, oluyor. Böyle olması lazım. Bu bütünlük içinde bütünlüğe bakabilen bir nazarla cüze nazar, cüze mana verebilir. Ha bu budur. Hani güzel misal veriyorlar. Hiç böyle fil görmemiş, el yordamıyla bir hortum görse, kulağını görse, ayağını görse, bütünlük içinde onu nasıl değerlendirir ki? Arkadaşlar, sen hoşlanmadığın o hadise, Allah aşkına ruhundaki nihayetsiz istidada göre, ahiretteki makamına, ulviyetine göre, esmeye, mazhariyetine göre nasıl bir mefkidedir biliyor muyuz? Neyi ifade ediyor, neyi oynatıyor? Bugün mesela anladım, Cenab-ı Hak vehalet soktu, dünyam karardı, tamam mı? Dünya, bir yeri bugün beraberken ama farkında değilsiniz, çöktüm yani. Öyle kaps yani, kaps denilmiyor Kastamonu 8. sayfada, kaps ve bastaletleri var. Cenab-ı Hak celal ve cemal ülkesi var. Celal ülkesi neresidir? Cehennem. Cemal ülkesi? Cennet. Onu burada bize hissettirmek istiyor Cenab-ı Hak. Ona göre adımını at. O celal tecellisinin 70 bin perdeden geçmiş hali, kaps, buhran, bunalım, depresyon, panik atak, moral bozukluğu, can sıkıntısı, hiç sebepsiz, ille sebep yok. Of! Bu ne biliyor musun? Yani Allah diyor ki bundan sana Kastamonu 8'de. Bak, 70 bin perdeden geçmiş. Celal. Bak sana küçük bir cilvesi gözüktü. Dayanamıyoruz. Bunun perdesiz tecelli yeri cehennem. Ona göre o. Ben anladım ne oldu biliyor musun? Başka bir şey anlatıyorum. Defterime yazdım bugün. Böyle yazıyorum yani defterdeki o psikoloji dediğimiz psikoloji ne? Enfüste şahit olduğum, okurken tefekkür ettiğim şeylerim yani. Mesela bak bir tanesi de bu. Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de zıttı zıttından çıkartıyor. Biberin içine lezzeti koyan Allah böyle bir sıkıldım. Biraz sonra bir baktım ki fat diye, faş diye alem açıldı. Of be! Haymana'dan inerken. Senin memleketinden. Arabada oldu böyle. Ama böyle belki bir 10 saniye, 20 saniye, belki yarım dakika. Bir alemin bitti ki, o hayvanadan inerken böyle, Polat diye gelirken, bir açıldı. Of be! Dedim ki, biberin içine lezzeti saklayan Allah, bu buhran ve bunalımın içerisinde nereden çıkarttı bunu? Bir rahatladım ki, Allah'ın en büyük nimeti de, bazen böyle sıkıp sonra bırakması. Yani zıttı zıttından çıkarttı. Hemen akabinde oh, hemen şükrettiriyor. Ah Rabbi, hamdolsun. Hep böyle olsaydım ne yapardım. Mesela bugün bir tanesi mesaj atmış. Hocam tahlilde kanser çıktı. Dua et yazdım ben de. Sen namazda kanserlik yapıyor musun? Yani ruhun kanseri namaz kılmamaktır. Bedenin kanserine kafayı taktın. Ya ruhun kanseri olsa ne yapacaktın? Hocam namaz o kadar mühim mi? Nokta nokta koymuş. Vücudun kanserinden bahsediyor. Ruhu kanser almış. Allah Allah. Hocam iflas ettim.
Biliyorsunuz onu anlatmıştım. Servis. Ya onun için üzülüyorsun. Allah iyiliğini versin. Hocam iflas ettim, iflas. Servis, Tofaş servisi gitti. Şu anda Rimide hacize gidiyor. Biz karşısında oturup hanımla, çocuklarla oturuyoruz. Sana arıyor, seni arıyoruz. O servise gitmiştim bir defa, iki defa. Nurcu değil ha. Ya bizi sevdi konuşmamızda. Dost yani, namaz, deyaz yok, dinle alakası yok. Hocam servis gitti. Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki dedim. Sabah namazını kaçırmışsın. Hey, bir dakika sesi açıyorum dedi, hanım da duysun. Hocam duymadık dedi. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırmışsın. Hocam ne diyorsun dedi ya. Her şeyimizi kaybettik. Hayır, her şeyinizi kaybetmediniz. Resulullah yalan der mi? Haşa. Müslüman adamlar. Şaka der mi? Haşa. Haşa. Din adına mübalağa eder mi? Haşa. Resulullah diyor ki sabah namazın farzını diyemem diyor. Sünneti. Bütün bu gördüğünüz alemleri, kainatı, yıldızları, galaksileri kefeye koysan kantara, öteki kefeye sabah namazının sünnetini koysan ya ashabım tartamaz diyor. Yani bütün bu varlık senin olacak. Sabah namazı sünneti senin olacak. Hangisi? Cevaba bak. Ne dedi? İlk önce Allah şahit olsun. Sen de şahit olasın. Bu bitmiştir diyor. Bundan sonra bir daha beni namazsız göremezsin. Adam namaza başladı. Allah öteki şefkatinden daha yukarıya çıkarttı. Yeni söylüyorum. Daha acayip yaptı. İşçilerin toplayıp diyormuş ki ben demiş bu namazı çok bedel ödedim. Bedel mi bekliyorsunuz? Bedel ben ödedim. Benden örnek alın siz de bedel beklemeyin. Ya ruhun kanseri namazsızlıktır. Ruhunu kurtar. Beden önemli değil. Bedenin toprağa girecek. 10 sene önce olmasa 20 sene sonra olacak. Hiç. İnsanı gafleti düşürmekle Allah'a ubudiyetten mani olan cüzi nazarını, yani o kadar küçük ki, bak Yusuf, bak küçük nazar var. Ya işim var, namaza gidemem, cüzi nazara bak. Hapsolmuş dükkana. Yani düşünemiyor. Ya şey var, rızkım kesilir. Lan Allah'a isyan ediyorsun, rızkını kesmiyor da. Allah itaat edince mi rızkını kesecek Allah seni? Allah isyan ediyorsun, namaz kılmıyorsun, rızkını kesmiyor. Orada keseceksin, ineceksin bu durumda yukarı veya yukarı çekme kata. Namaz kılacaksın, Allah rızkını kesecek. Öyle mi? Şu küçük nazarına bak. Cüzi nazarını, cüzi şeylere hasretmektir. Evet, cüziyat içerisine düşüp cüzilere hasr-ı nazar eden, basit basit hesaplar peşinde olan... Basit hesap ya. Dünyadaki bana böyle dedin. Evde de öyle ya. Abi hep niye böyle psikolojiye doğru kayıyorsun? Derdimiz o. Ya bana böyle demiştin, böyle bakmıştın falan da öyle demiş. Küçük küçük nazar ya. Sanki çocuklar arasında oynamıyorsun, al misketini git hadi. Sanki oyun oynuyoruz. Allah da öyle diyor ya. Ayette diyor bir mana. 16. mektubun sonuna geçiyor ayette. O ayet. Biz diyor bu kainatı yaratmayla oyun mu oynuyoruz diyor. Allah oyun oynamıyor da bizi oyun oynattırır mı? Bak diyor ki cüziyat içerisine düşüp cüzilere hasr-ı nazar eden o cüzi şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Mesela bütünlük içinde bakamayan adam hep sebep netice ilişkiye sıkışan hep olayları tek tek resmeden, tek tek anlayan insan elmayı ağaçtan bekliyor. Sütü de sığırdan. Artık ne dedi bak. O cüzi şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ama kainatın, buna dikkat edin. Hakim, a çekiyor. Hakim, i çekmiyor. A çekiyor bakın. Hakim, hem de onu izah ediyorum. Bütün kainata hükmedip ve bütün kainata hakim olan zatın en ufak şeye
o bütünlük içindeki hakim olan zat en ufak şeye hükmeden Allah. Yani en ufağına bile bütünlük içinde hükmediyor. Hakim. Her şey hakim olduğu için. Şimdi biz olayları tek tek şey yapıyoruz. Yani bütünlük içerisinde o elmanın ağacı düşünemiyoruz. Mesela o elma için güneş lazım. Doğru mu? O elmanın ağacı için dünyamızın güneş etrafında 108 bin kilometre hızla saatte dönmesi lazım. Bulut lazım. Hava lazım. Coğrafya lazım. Coğrafya lazım. Mevsimler lazım. 23 derece 27 dakika eğiklik lazım. Yani bir elmanın olabilmesi için Allah lazım. Allah lazım. Kopan bir yaprağı yapıştırmak için Allah lazım. Bir tanesi dedi ki, hocam ona gerek yok, Japonla yapıştırıyoruz dedi ya. Haberim var. Böyle zikirleri de rastlıyorum ya. Yani oradan koparttım, hayatiyeti gitti. Tekrar hücreye hayatiyetini veremezsin, hayatiyet veremezsiniz. Allah lazım. O bir çekirdeğe ağacı yazmak için Allah lazım. Harf kullanmadan ağacı nasıl yazmış? O çekirdek diye bıraktığımız o şeyi, tabağı. Abi insan çekirdek itibariyle kainatın çekirdeği değil mi? Evet. Şimdi o bana bunu söyledi. Bu böyle dedi, öyle baktı, böyle gitti, böyle tuttu, bilmem filan falan. Bu tarz şeylere bakan insanlar kendisinin kainatın çekirdeği olduğunu görse, açsa o çekirdeği, aklen, fikren, hayalen açsa, baksa ki kainatta yağmur var, kar var, bulut var, çamur var, soğuk var, kutup var, öbür tarafta sıcaklık var, var var. Bu kainat böyleyse, ben de bu kainatın çekirdeğiysem, bende de bana kızan olacak, benim kızdığım olacak, soğuk mu oldu? Kainata geçiyoruz tekrar insandan, soğuk mu oldu? Üstünü kalın giy kardeşim, soğuğa kızma. Sıcak mı oldu? Çıkart üstünü, rahat et. Bunun gibi. Onlara anlamını verse rahat eder. Değil mi? Çok güzel. Aferin, maşallah. Çok güzel. Madem çekirdekte ağacın bütünü var, insanda kainat, kainatta şer ve hayırlar var, karma. Yani böyle dedi, şöyle gitti. Zaten kainatı da öyle oluyor. Diyor ki bulut geldi, güneşi kapattı, yağmur geldi, bir şeyi tahrip etti. Zıtlar birbirine çarpışmıyor. Söylene değil, söyletene bak mı diyeceğiz orada? Yani o şey avami oluyor da Mehmet Ali. Söyletene değil, bütünlük içine baktığımız zaman bununla bana Allah ne diyor? O zaman nefis tatmin olmuyor. Söyleyene değil de söyletene bak deyince hep o içinde kalıyor insanın. Yok. O nefis, tatmin olmuyor. Nefis tatmin olmuyor. Söyleyene söyletene de daha ziyade onu anlamlandıracağız abi. Evet kesin. Anlamlandıracağız. Bununla bana Allah ne diyor? Mesela bulutun arkasından su patmayacak Allah sana. Veya Abdullah yapma öyle. Böyle ses beklemeyeceğiz. Allah neyle konuşuyor bizimle biliyor musunuz? Allah hadiselerle, fiille bize konuşuyor. Oraya bir. Şuraya bir. Hoş geldin. Allah fiille konuşuyor. Şey olduğu için. Buna ait şurada bir yer var. Şey, geç oraya. Karşıma geç. Karşıma geç. Gardını al yani. Bak, Allah nasıl konuşuyor. Çok hoşuma gidiyor burası. Allah buluttan bağırmayacak, bir de yapayım. Abdullah, yapma öyle demeyecek. Allah bizimle nasıl konuşuyor bak, fert fert. Demek ki kainattaki bizimle alakalı ve alakasız. Mesela pergeli kendine koyup o merkezde olabilir. Bizzat seni alakadar eden hadiseler var. Seni alakadar etmeyen hadiseler var. Bu bütün hadiseler. Yani beni alakadar eden, direkt bana bakan hadiseler
bütünlük içinde Allah değerlendirip yapıyor. Ve kainata ve bana yaptığı faaliyet, harekat, zeval bir tekelümat-ı tesbihedir. Bu kainattaki faaliyetler, kainattaki bütün faaliyetler tekelümat-ı tesbihedir. Yani Allah'ı ifade ediyor. Allah'ı tarif ediyor. Bir elma için diyor Kalı Mesnevi Nuriye'de bir ağaç diyor, bir müfessirdir. Bir alim gibi Allah'ı izah ediyor. Allah'ı tarif ediyor. Mesela ölüden diri çıkmasıyla ağaç diyor ki ya hay. Tamam. Sanatlı olmasıyla ya sani. Bir ağaca elmanın takılması için bütün kainat lazım. Ya hakim. Benim ihtiyaçlarımı duyması lazım ki karşılığını oraya takması lazım. Ya semiya, ey işiten. Benim zevklerimi bilmesi lazım, görmesi lazım. Ya basir. Yani Allah'ı tesbih ediyor demek, Allah'ı izah ediyor, Allah'ı anlatıyor demek. Mesela tesbihlerden bir tanesine ve in min şeyin ila yusabi bi hamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmemiş olsun. Her şey onu gösteriyor ama farklı lisanlarla. Burada da okuyacağım. Mesela ben size sayıyorum, siz aklen mahkeme düşünün. İlle Müslüman olduğumuzdan tasdiklemeyin. Benim gözümü yapan alim olması lazım. Doğru mu yanlış? Doğru. Elmayı yapabilmesi için kimya, yani insanoğlu aciz. Elma yapabilmesi için alim olması lazım. Doğru mu yanlış? Doğru. Güneşi yapabilmesi için ilim lazım. Doğru mu yanlış? Alim olması lazım. Yaprağı yapabilmesi için ilim lazım. Doğru mu yanlış? Karaciğeri öyle düşün. Nereye bakarsanız bakın. Yani farklı şeyler aynı noktaya parmak basıyor. Bundan daha kesin doğru ne olabilir ki? Allah'ın alim olduğunu farklı eşya, farklı cisim, farklı lisanlarla aynı şeyi söylüyor. Göz diyor ki beni yapan alimdir. Karaciğer diyor ki beni yapan alimdir. Yaprak diyor ki beni yapan alimdir. Güneş diyor ki beni yapan alimdir. Balık diyor ki beni yapan alimdir. Kum tanesi diyor ki beni yapan alimdir. Atom diyor ki beni yapan alimdir. Kuark diyor ki beni yapan alimdir. Galaksiler diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu yanlış mı? Hani farklı şeylerden aynı şeye parmak basması kadar, onun kadar kesin doğru ne olabilir? 14. pencerede söylüyor. Diyor ki Allah'ın bu tür böyle kainatı devi devran etmesi, Allah'ın kendisini göstermesi, tarif etmesidir diyor. Tesbih yani. Her bir olay Allah'ı bir alim gibi izah ediyor. Ben ders yaptığım gibi daha cami her bir şey Allah'a tarif ediyor. Mesela dedik işte ya sani, ya hakim, ya latif. Baksana çiçeğe ne kadar şey yapmış. Ya cemal, ya cemil, ya kerim. Ve kainattaki her konuşma kelamla olması zaten beklenmemeli ki. Olmaz tabii. Yani mesela avam içindir her konuşmanın kelamla olmasını beklemek. Peki şöyle yapalım. Bakın elime. A. A mıdır? Evet. Profesör de A der. İlkokul çocuğu da A der. Devam ediyorum yanına. Nedir? Ne? Ali. Profesör de aynı şeyi okur değil mi? Ha. Bakın. Yazı, bu da bir konuşmaktır, şekildir. Bu nasıl Ali olduysa elma da bir harftır. Bu harf, bu harf, bu harf Ali yapıyorsa elma, armut, güneş, insan bir kelime yapıyor. Hakim mesela, hakim yazayım ben. Elmayı koydum. İnsan ona bakıyor. Kainatın bütünlüğü içinde, galaksilerin içine, içine koydum. Hakim. Mesela alim yapayım. Koca bir ağacın yanına çekirdek koydum.
diye. Demek ki kainattaki faaliyet dahi, bu cümleyi okumak için geldim buraya. Kainattaki faaliyet dahi seni alakadar eden ve etmeyen, rüzgarların, bulutların, yıldızların, doğumların, ölümlerin, kanserlerin, kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Allah'ın konuşmasıymış. O yastıkları perdenize yapın da kulağınıza şey vermesin. O yok yok. Tül perdesine. Onu nasıl yapılıyorsa. Rahatsız olmanız beni rahatsız ediyor. Rahatsız olmayacaksınız. Biz ehli keyfiz. Alışmışız. Ben başta. Yani niye rahatsız olacağım Allah memleketinde? Aa, tamam şimdi. Dersin rahatıysan rahat olmam lazım. Rahat olmam lazım. Evet. Rahat olacaksın. Rahat olduğunu. Hatta bazen diyorum ki uyku moduna geçeceğiz. Rahat oturun. Biraz sonra nasıl uyuyacaksınız? Niye? Uykusu olmayan derse gelsin. Evde yatakta bir sağ bir sol. Çekler geldi gitti. Mal oldu olmadı. Adamın uykusu olmuyor. Peki o kafadaki dolulukla uyumalmaz ki. Uyumak bir rahatlamanın şeyi. Ha, o zaman uyumak için ruhun rahatlaması lazım. Onlar boşalması lazım. Onların boşalmanın şeyi derse gel, çekler gitmeler gelmeler biter. O zaman boş çuval ayak olur mu abi? Tasdik bakımını geçer, evet. Demek ki kainattaki faaliyet Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır. Geçiyorum. Ama başını kaldırıp neve ve umuma baktığı zaman, yani bir elma ama doğru bunu ağaçtan bekler. Ama başını kaldırıp da bütün elmalara bakabilip bu kainat bütünlüğü içinde bir cüz olan elmanın olabilmesi için bütün kainat lazımdır diye görebilse onu israf edemez işte. Bütünlük içinde o cüz bütünlük lazım olabilmesi için bak diyor ki ama başını kaldırıp neve ve umuma baktığı zaman etna bir cüzinin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela misal veriyor. Cüzi rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe-i rızk olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızk ile dolu olduğuna baktığı vakit arzı ihya etmekte bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaat hasıl olur. Mesela rızkımı Allah veriyor. İçinde geçiriyor da hissediyorum. Yani ne alakası var be kardeşim? Dükkanı açıyoruz. Alışveriş yapıyoruz yani. Ne alakası var onun? Allah ile ne alakası var yani? Der gibi bir hal vardı. Yani Allah hiç hesapta yok. Bakın arkadaşlar, rızk dediğimiz şey hayatiyetimizin devamıdır. O da sudur, buğdaydır, nebatattır. Bir buğdayın olabilmesi için ne lazım? Gübre lazım, toprak lazım, su lazım, güneş lazım, rüzgar lazım. Allah lazım. Allah lazım. Ha, bir buğdayın çıkabilmesi için toprağın diriltilmesi lazım. Var mı böyle? Hani rızkın nereden geliyor? Bak bakalım. Onun için izzet ve zillet, fakr ve gına doğrudan doğruya meşiyet-i azaya ait. İzzet ve zillet, zenginlik ve fakirlik direkt Allah'ın meşiyetine bağlı. Kimi ne vereceğini bilemem. Cüz-i iradenin sarfı nasıl, nerede olacak? Cüz-i iradenin sarfı meşru dairede. Şu anda diyelim ki alem-i İslam'ın durumuyla İsrail'in durumu ortada. İsrail, yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara tam uydu. Dolayısıyla zirveye çıktı. Müslümanlar da fiili duasını yapmadı diye. Biraz önceki o Allah'ın konuşması. Allah diyor ki 10. kattan atlarsanız, Yahudi de atlarsa, Müslüman da atlarsa öldürür. Yere çakar diyor. Bu Allah'ın konuşmasıdır. Suya giren bağırmasın. İstanmak istemiyorum. İstancı.
Bu Allah'ın adetullah'ıdır. Tamam ha, bu dünyada da esbaba riayet etmek fiili duadır. Buğday mı istiyorsun? Ekeceksin. Ama biz biliriz ki veren Allah'tır. Ekeceğiz, riayet edeceğiz. Biz daha sebeplere riayet edeceğiz. Çünkü esbab, Esma-i Hüsna'nın farklı bir tecelli boyutudur. Farklı bir tecellisidir. Esma'nın perdesiz tecellisine keramet veya mucize denilir. Ama mesela çocuk istiyorsun, evleneceksin. Çalışmak mı istiyorsun? Allah'ın adeti var. Çalışacaksın. Ama her çalışana verilmiyor. Ama verilenler de çalışanlardır. Esbab. O başka tabii konu. Ama biz biliriz ki yerin ihya edilmesi, bak şöyle, bak, çok harika bir ayet. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَى تَعَامِهِ İnsan yediğine bakmaz mı? Bakmıyor mu? اَنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّ Suları nerelerden indiriyor? Hangi sebeple? Bak bakalım. Sümme sonra şakakten erde şakka toprağı yarıp açıp oradan rızıklarınızı çıkartmıyor muyuz? فَاَنْبَتْنَا فِيَا هَبَّا وَعِنَابَ مَقَبَّا وَزَيْتُونَ وَنَخْلَا وَهَدَائِكَ غُلُوبَا وَفَاكِيَةً وَأَبَّا مَتَنَا لَكُمْ وَلِيَنَامِكُمْ Yani o zeytinlerden, hurmalıklardan, yeşilliklerden. Bak bakalım bu süreç bizim elimize gelene kadar hangi süreçlerden geçtiriliyor? Toprağı yararak, semadan suyu indirerek. Diyor ki metaallekum lafzıyla bir gaye gösteriyor. Seni hedeflemiyor. Yani çıkan şeyler seni hedeflemiş. Sana hitap ediyor. Ama çıkanlar seni tanımıyor. Çıkanlar direkt sana bakıyor. Mesela rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre, mahiyeti ağzına göre, yani büyüklüğü küçüklüğü, suluysa dilimlemiş. Çiğnemesi dişine göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, çözünürlüğü midene göre vesaire. Yani her şey sana bakıyor. Ama o gelen şey seni tanımıyor. Buğday seni tanımıyor. Elma ağacı seni tanımıyor. Sana niye uygun versin ki? Sana niye uygun rızkını versin? Yani dallarına koysun. Al desin. İşte onun için diyor ki felyan zorur insan ilah dami. İnsan yediğine bakmıyor mu? Niye ya Rabbi? اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّهُ Yani biz suyu onların şey yapması için suyu nerelerde nasıl getiriyoruz? Alacaksın Karadeniz suyunu dağlara kar olarak koyacaksın. Normal bir teknoloji mi? Hortumla dağları sulayabilir misiniz? Bu Polatlı'yı nasıl sulayacaksın? Bugün hayvan adaydık. Dağ tepelerinde kar var. Nereden getirmiş onu? Karadeniz'i, Akdeniz'deki suyu tuzlu şurada ayıştırmış, yani Haymana'nın tepesine kar olarak indirmiş. Nasıl bir teknoloji? Hortumla sulanır mı şimdi oralar? Bu bulutların hareketini düşünün. Hele şuna şaşırıyorum. Sümme, sonra şakaktan erde şakka, şak diye toprağı ayırarak, çatlatarak, tamam, yararak, o nasıl çıkartıyoruz? فَاَنْبَتْنَا فِيَا هَبَّا Allah Allah, o habbeleri
Embatna yani, imbat nasıl ediyoruz? Toprağı yararak. Sanki heyecanlı bir yere koşuyor gibi çıkıyor böyle, çıkartılıyor. Sana koşturuluyor. Allah Allah. Kur'an çıkıyor. İşte Kur'an'la direkt muhatap oluyorsun. Başını kaldırıp ha rızkı. Mesela cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Yani rızkın buradan. Mesela devlet memurdu. El rızkı alev devlet zannediyor. Rızkımı devlet veriyor zannediyor. Şeyde rastlamıştık. Hem eskide biraz balık hastalığım vardı böyle. Balığa giderdik böyle serpmeyle. Bizim orada da gece serpme, derelere serpmeyle gidilir. O da benim gibi bir hastaymış böyle. Arabayı bırakıyorsun oraya. Artık dere yatağı nereye vermişse böyle. Yol yol. Meğer o da gitmiş. Fakat bir baktım. İki kişi bir konuşma var. Orada. Ama hiç hareket yok. Işık yanıyor gece yarısı. Bağırdılar duymamışız. Silah attılar. Biz anladık ki bir dertleri var. Ondan sonra. Çok iler. Neyse gittik. O jip. Ne bileyim jip, ben de jipini görmedim. Ama çok şeymiş. Bak şimdi rızık verdi. Adamın her şeyi var. Fakat derede şeyi kaybetmiş. Ayakkabını kaybetmiş yapmış. Düşürmüş dereye. Şimdi gel hadi. Her şeyim var, hiçbir şey yok. Para işe yaramıyor. Para işe yaramıyor. Nasıl ineceksin? O dikenlerin içine şimdi. Hem de kaçta mesafe var. Gittik oraya. Var bir şey, bir şey de ondan sonra biz akıl uş yaptık. Kazağımı verdim. Kazağı kestik adamı. Kazağı giydirdim böyle. O böyle. Oraya da bir ip bağladım. Şey gibi. Ondan sonra dışına bir. Hadi yürü dedim. Nereye kadar? Ayakkabı. Yani rızkına bak bakalım. Her şeyin var. Toprak. Altın depo depo var. Ama toprak buğdayı vermiyor. Ne yapacaksın? Cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat şeyi rızk olan arzın, yani rızkın kaynağı olan arzın kış mevsiminde kupkuru. Kışın kupkuru. Bunu bir şey yapsana. Evet, şey yapayım. Yavaş yavaş boğazını düzelt, boğazını. Düzelt o şey yaparak. Kış mevsiminde kupkuru. Nerede geçiyor? Bak rızka bak. Bak şurada bir yerde geçiyor. İnşallah hatırladım doğruysa. Üzüm çıktı. He? Üzüm çıktı. Yok. Gözleri küsüf tutmuş bazı adamlar. Katarak tutmuş. He? Katarak tutmuş. Katarak diyelim. Gözleri küsüf tutmuş bazı adamlar gözleri önünde vuku'a gelen gayri mahdut hususi haşr neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde, yani öyle kör olmuş ki bu asır, gözleriyle ölümü ve dirilmeyi görüyor. Sonra da ölüler dirilir mi diye soruyor mesela. Onlardan bir tanesi. Ölü maddeleri yer. Mesela ölüdür. Tavuk kesiliyor, ölüyor. Pişiyor, acayip. Çiğniyorsun, midede. Yani daha hayatit var. Ölü şeyleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz. Tekrar ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Gözümüzün önünde yani. Değil gözümüzün, içimizde yani. Sen aslında ölülerin dirildiği bir yersin yani. Lokantasyondan yazsın reklam olarak oraya. Burada ölüler dirilir. Veya ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyorsunuz. Hala ölüler dirilir mi diye soruyorsunuz. Yaz oraya. Bak bakalım lahmacunun yemeği nasıl satılıyor. Allah Allah ya. Yani kupkuru toprağın baharda dirilmesini görmeyecek misiniz bu Polatlı'da? Diyor ki gözlerin önünde gayri mahdut, nihayetsiz, hususi haşr neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde
kıyameti kübreyi ve haş-ı umumiyi nasıl istirap ediyorlar? Şimdi okumak istediğim yere geldim. Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda, çiçek açıp meyve veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haş-ı neşillerini gördükten sonra haş-ı umumiyi istirap eden sıkılmaz mı? Yani her sene kışın ölüyor kemik. Kemikleşiyor, suda çekiliyor. Ölüyor ya. Tekrar baharda diriliyor. Kemik diriliyor. Kemiği tutmuş insanın kemiğini Yahudi. Ya Muhammed bunun mu dirileceğini iddia ediyorsun demiş. Cenab-ı Hak da ne demiş orada? He? Bidayeten kim hayat vermişse? Bidayeten ilk önce buna kim hayat vermişse yine o diriltecek. Kemik gibi ağaçların baharda dirilip yeşillenmesini gördüğünüz halde diyor. Hala acaba diye istiyap mı der? Şuradan atlayayım. Manevi asansörler ile 108'den okuyorum. Mesnevi. Lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla asansörler ile öyle ağaçların tepesine suları zembille elementleri yukarıya çıkartmakla tebessümleriyle arzı didar eden dut, burayı okumak için geldim. Dut, kayısı gibi meyveleri kuru ve cansız camit bir ağaçtan ihracı ve yaratılması ve ortaya çıkartılması ve icat etmekle o kuru ağacı acı bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye haş-ı umum ağır gelir mi? Bak dut ve hangisi dedi? Kayısı. Bazı yerde şey veriyor ya. Bunlar çok önemli demek ki. Narla ceviz. Sekizinci sözde o incir ağacına iki meyve takılmış. Yani o birinci incir ağacıdır ama çok tuhaf bütün nimetler var. Hatta diyor cevizden nara kadar. Aynı ağaçta. Yani çok öne çıkartılan, Kur'an nazarında öne çıkartılan zeytin, incir, bal, ondan sonra üzüm var, şey var bir de, nar da anlatılıyor. Nar manasında. Şerbet yani. Bak diyor ki bir de okuyayım. Manevi asansörler ile erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla teknolojiye bak nasıl bir şey kullanıyor. Biraz dütü düşünür müsünüz yani? Nasıl bir teknoloji kullanmış? Nasıl bir tasarım var? Nasıl bir mimarlık var? Değil mi? Dütü Mısır'da benzer o yapısı. Evet. Çok küçük halde çok. Tan evet. Tek tek diye. Mesela narın içini boşaltın tık 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 tık. Aynı yere koyamazsınız. Mısır'ı koçandan çıkart böyle tık 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 para sayar diyor. Çıkart koy hadi aynı. Hangisi nereden çıkmış? Ya kabuğu bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Ya maddeyin Allah yani. Hediye paketi gibi. Hediye paketi gibi. Ama Allah hakikaten sanatkar yani. Şimdi bunu cansız toprağa nasıl vereceksin? Bir gün ne yaptım biliyor musunuz? Tepecikteyim. Büyükçekmece'de. Dersen önünü kazıyor. Yani otlar şey yapsın. Baktım ki 5-6 tane gençler Ramazan iftara yakın bir saat volta atıyorlar. İşlerinden iki tanesini tanıdım, diğerlerini tanımadım. Ondan sonra dedim ya geliyorlar bana selam verecekler, bana soracaklar ne yapıyorsun? Dedim ben bunlara bir füze göndereyim. İçi planladım. Baktı gel aynı öyle oldu. Selam aleyküm. O hocam ne yapıyorsunuz bu mahallede? Dedim ki temel atıyorum. Neyin temelini atıyorsun dedi. Bu sefer durdular. Dedim ya şu binayı görüyor musunuz? Dershaneye 3-4 katlı. Evet onun planı var dedim de buraya gömeceğim. Onu belediyede gösterdik. Belediye mühendis onayladı. Mimar. İnşaat mühendisleri, mimarları çizdirdiğimiz plan var, proje.
Onu dedim, onu kazıyorum şu anda da gömeceğim. Niye gömüyorsun hocam? Aa, bina çıkacak da ondan dedim yapayım. Hocam dedi, tamam da dedi, bize bir şey demek istiyorsun. Bu plan ve projeden bina çıkar mı? Niye çıkmasın? Adam mühendis. Mühendisin çizdiği projeden niye bina çıkmasın? Odunun çizdiği proje, odundan bina ağaç çıkıyor da. Odun, kereste. Sen dedi mühendise desen, ne yapıyor lan kereste? Kütük desen, kabul eder mi? Etmez. Bak mühendis gülüyor. Mühendisin çizdiğinden bina çıkmayacak. Odunun çizdiği projeden bina çıkacak. Hem de canlı. Bina cansızdır. Ağaç canlıdır. Ağaç diriliyor ve ölüyor. Ölüyor, diriliyor. Ve konuşuyor devam. Dediler ki, cevap ne? Hocam kaçta ders başlıyor? Şey benzedi. Hiç onu da unutmuyorum ya. Ben ne diyorum, ne diyor? Petrolü doldururken adama dedim ya. Dedim ya, nasıl durumlar iyi mi? Sürünüp gidiyoruz dedi. Dedim ya, hiç öyle benzemiyorsun. Harika donanımların var. Neyin var dedi ya. Kışın palto giyin. Bak dedim, elini söyledim ya işte. Elini dedim, elin bak, elin var dedim. Farkında mısın? Ne olmuş, herkesin var dedi. Herkes olunca senin elin, ele ihtiyacın düşüyor mu? Basitleşiyor mu? Koy dedim, arkaya bağlar mı? Bir şey anlatacağım da şimdi. Bağla bakayım. Bağla. Git dedim tuvalete şimdi. Cevap ne? Bunu anlatmak için geldim buraya. Cevap ne de biliyor musun? Sen hocam mısın? Ben sana elinin varlığından anlattım yani. Sen hocam mısın? Şimdi onlar ne dedi? Abi ders kaçta başlıyor? Şey hocam dersi kaçta başlıyor? Teravihden sonra mı? Bak dut ve ne hangisi diyor? Kayısı. Kuru bir ağaçtan şu antika şekle sokmak. Hepsi aynı şey veriyorsunuz. Su, güneş aynı, hava aynı, su aynı. Ağaç da aynı yani, ağaç, kütük, fabrika aynı. Ama fark projede. Fakat menşe-i rızık olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızk ile dolu olduğuna baktığı vakit, bakayım baharda nasıl hale geliyor, arzı ihya etmekte bütün zivil hayatın rızıklarını veren, Allah'tan başka kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaat hasıl olur. Yani Allah'ın verdiğini ancak görebilmesi için o tek bir şeye bütünlük içinde bakması lazım. Yani o tek şeye bütünlük içinde bakabilirse, yani mesela dur bakalım şu buğdaya. Ne lazım? Bu buğdaya ne lazım? Bir sorabilirse, dün akşam demiştim hatırlar mısınız? Hayatınızın kalitesini yükseltmeniz mecburiyeti vardır. Hayatınızın kalitesini yükseltirseniz o hayatın içine siz yaşayacaksınız. Nasıl yükselteceğiz dün akşamki derste? Hayatınızı sorgulayın. Kimim ben? Neciyim? Niye buradayım? Ne yapıyorum? Ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım? Ne çıkar biliyor musunuz? Hayatınıza soru sorarak sorgularsanız hayatınızın değeri artacak. Kim olduğunu anlayacaksın. Hayatınızı sorularla sorgulayın. O zaman sorumluluğunuz çıkacak. Bir insan niye sorumluluğunu bilmiyor? Niçin namaz kılmaz? Niçin oruç tutmaz? Niçin bir dava ehli olmaz? Niçin bir şeye sarılmaz? Niçin bir Müslümana uygun yaşamaz? Çünkü hayatını sorgulamıyor. Hayatını sorgulasa ben kimim, neciyim? Bu sefer sorgulamakta sorumluluğu çıkacak. Sorumluluğu çıkınca vazife şinaslığı ortaya çıkacak.
vefa duygusunu anlayacak. Ha birisi beni yaratmış ya. Pes be birader ya. Böyle yaratana bu vefasızlık olur mu? Hayatında vefa duygusu uyanacak. Vefa olunca eyleme dönüşecek. Birbirini tetikliyor. Ama affedersiniz. Doldur boşalt olursak, hayvan gibi yutarsak, silkinin sözde, hayvan gibi bunları yutmaya değil, insan gibi yemeğiyle vazifeliyiz. Hayatımızı sorgularsak hayatımızın kalitesi yükseliyor. Yani ekonomi demiyorum bu. Ekonomi olup da o kadar zavallılar var ki çoğunsu zavallıdır. İçine gömülmüş, mezar olmuş. Bana sorun biliyorum, onların için biliyorum. Ya şu kafan cehennem olduktan sonra etrafın altın olsa ne olur? Bir adım at Allah aşkına, huzurluysan 100 defa şükret ya. 100 defa şükret ya. Of be, hamdolsun ya. Büyük zatların sözünü nakledeyim hatırına kaldığım kadar. Böyle huzurlu olmanın, sıhhatli olmanın diyor şu 5-6 tane madde işte, daha herhalde 10 tane var da hatırıma kaldığı kadar. 1. Rahatça iştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Yürüyüp terleyebiliyor musun? Gülüp ağlayabiliyor musun? Tamam. Uyku çekebiliyor musun? Olayları sahibiyle değerlendirebiliyor musun? Bir tanesi diyecek ki, hocam ya tuvalet ya, siboplan bir kapansa görürsün ki tuvaletin ne olduğunu. Padişahlığı vermiş Osmanlı'nın, bir padişah tuvalete vermiş. 3. Mustafa. Laleli Baba var ya sarayda, biliyorsunuz onu. Tuvalete mukabil padişahlığını vermiş. Laleli Baba diye bir şey gelmiş, alim hakikaten, evliya. Padişah ya, o da duymuş, ya şurada bir tane meşhur bir adam gelmiş demişler. O da ya gideyim sorgulayayım demiş. Kendini çekiyor ya padişah, 3. Mustafa. Efendim demiş, ziyaret etmiş. Allah'ın en büyük nimeti nedir demiş. Demek ki onun keyfiyetine göre cevap vermiş yani. Kibir mi vardı, ne vardı, böyle sorgulama. İştahlayıp dedi, rahatça tuvalete gidebilmektir. İçinden diyor ki, ya ya tuvalet ne? Allah'ın en büyük nimeti. Veli ya, bir nazar. Gitti siboplarını kapattı tabii. Saraya gidiyor. Git hadi tuvalet. Kıvranıyor. Tuvalet gelmiş, siboplar kapalı. İniş takımları açılıyor. Uçak insin hadi göreyim. Nereye inecek? İniş takımlar açılmıyor. Özür diliyorum ama. Sarayda dört dönüyor. Demiş ki, haber göndermiş. Dua etsin demiş. Ondan özür diliyorum. Yavreni göndermiş. Dua etsin, açılsın tuvalete gideyim demiş. Bedava olmaz demiş. Ne istiyor demiş tekrar. Cep telefonu yok ki konuşsun. Diyor ki padişahlığını bana verirse mührünü dua ederim siboplar açılır. Demiş ya bir tuvalete padişahlık mı verilir demiş ya. Sen kendisi bilir dedi. Yok deyince. Zorunu istemiyor dedi. Evet tabii. Geceye yarısından doğru artık patlayacak. Bütün evraklar boştu, mühürler neyse. Gidiyor demiş efendim buyur. Allah aşkına dua et, kurtar beni. Dua ediyor, kurtuluyor. Oh be. Padişahlık geçti adama. Tamam. Demiş ki, bir tuvalete değiştirilecek kadar basit olan makam senin olsun. O da demiş ki, dile benden ne istersin. Ben olsam altın, para, şu, bu isterdik. Tamam. Demiş ki, bana burada bir cami, bir de külliye. Eğitim yapacak. İnsan yetiştireceğim, bana bir yer yap. İşte Laleli Baba o. Kime fakültesinin aşağısındaki o cami ve külliye, o şu anda turistlere şey yapan, hizmet eden o dükkanlar komple külliyeydi. Talebe eğitim yeriydi. Şeyde gelirken gördüm, İznik'te. İznik miydi? O talebelerin yetişme... İznik'ti değil mi? İznik. Orada, Bursa. O bir yere gittik böyle de, ne belediye? Yok, İznik değildi ya, Eskişehir değil miydi? Eskişehir Belediyesi'nin, Bursa değil o. Gittik yani, hani o sen, bir yere gittik ya, ziyaret ettik ya böyle bir külliye. Buradan mı, o şeyhler?
Kurşunlu Cami Külliyesi. Ha, Kurşunlu Cami Külliyesi. Üstadın namaz kıldı. Eskişehir hapishanesindeyken orada namaz kıldı. Hani keramet var ya hapishan. Ha orası. Gördün bak. Nasıl bir mahzenlere girmişler ki ilham gelsin diye. Küçücük hücreler. Dersim bitiyor. Mühim bir şey söyleyeceğim size. İnsanlığa en büyük katkısı olan peygamberlerden hariç alimlerdir, velilerdir. En büyük bu topluma hizmet olan. Çünkü alemi gaybı, alemi şehadet arasında boyut yani berzah olup ötelerin buraya taşınmasına ve ruhların gıdalanmasına ve ruh hayatımıza katkılar sağlayan, huzurlu ve mutlu yaşamamıza en büyük katkı sağlayan bunlardır. Unutmayın. Sen buzdolabı satıyorsun. Çamaşır makine yıkıyor. Olabilir. Eskide yoktu. Mesela halı satıyor. Ama onlar ise tefekkür ehli. Mütefekkir. Kalp ehli. İnsanlar ötelere bağ kurarak insanlığa lazım olacak manaların aktarılmasına ve insanların gıdası olan, ruhuna gıda olan hakikatin verilmesine vasıta oluyorlar. Bunlardan daha yüksek bir insanlığa katkı sağlayan yoktur. Mesela buhran ve bunalım geçiriyorsun, çöküyorsun, o fazil ve kamil alim insanlar sana böyle bir cümle söyleyerek adeta kuyuya merdiven atıyor sana. Kuyudan çıkmana vesile oluyor. Diyorsun ki, of be! Bir dua ediyor. Bu da cidden ha? İki tane alan, bir tane bedava. Ha? İki tane alan, bir tane bedava. Şimdi, o ilmi hariç, bir de böyle bedavası da var. Ne o? Duası var. Bir de feyzi hariç, bir de aklın şeyi burası biliyorsunuz. Bir manada kuyu bu. Yusuf'un kuyusu bu. Kuyu burası, kuyu burası. Buradan Yusuf'u çıkart. Yusuf burada. Çıkart Yusuf'u burada. Zanların kuyudur. Nefsemare kuyudur. Vehimlerin kuyudur. Vesvesen kuyudur. Suizanın kuyudur, yeis kuyudur, ümitsizlik kuyudur, haset kuyudur, ben merkezli düşünmek kuyudur, gurur kibir kuyudur. O kuyudan çıkman lazım. Yoksa dünyanın cehennem. İşte en büyük katkıyı bunlar yapıyor. Merdiven atıyor bize. Burada durayım çünkü okuyamadım. Nasıl geçeyim böyle? Fevkalade. Allah kendisine nasıl yakışıyorsa ustadımıza dolayısıyla inşallah bize de öyle muamele etsin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Bizi insi ve cinli şeytanların şerrinden, sema ve arz-ı afatlardan muhafaza eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışanı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. O ilme, o hakikate, o feyze, o marifete, o arifliğe Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Nasip eylesin. Maddi şeyleri bizi gömmesin. Maddiye hakim olan kullarından eylesin. Ve elimizdeki nimet-i ilahiyeyi İttihad-ı İslam'a vesile ve vasıta yapmayı nasip eylesin. Ve aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetimize, muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Evimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yapsın. Amin. Geçmişlerimizi haberdar eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan, anne ve babalarımızdan, dedelerimizden, evlad-ı âlimizden, her kim ahirete intikal etmişlerse, Cenab-ı Hak onların taksiratlarını affeylesin. Amin. Kusurlarını affeylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Amin. İştirak-ı amal-i uhri ve sırrına mazhar eylesin. Amin. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi bize de böyle dua edecek nesiller nasip. Amin. Amin diyen kullarını nari cehennemden
Azad eyle ya Rabbi. Elimizi semaya değil Allah'ım sana kaldırıyoruz. Muhammed'in hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine, Kerbela'da revan olan kanı hürmünün hürmetine. Ya Rabbi senin en çok sevmiş olduğun Habibinin o Ali Beyt'in kanınlarının hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ben selamu aleyhi ve sellem.